semti çok severim. Yani hakiki İstanbul burası bence. Ya Boğaz değil yani. Her yeni doğan gün kente yansıtıyor sudaki aksini. Burada zamanın ruhu bir başka. Beyoğlu ve Tepebaşı, İstanbul'daki hareketli yaşamın en yoğun olarak duyumsandığı semtlerden. Semtin tarihi atmosferi hemen hissettiriyor etkisini. Birbirinden farklı yüzler bu noktada buluşuyor. Geçmişin izleri İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu sokaklarında hükmünü sürdürmeye devam ediyor. Şehrin kalbinin attığı Beyoğlu Tepe başında bugünün hareketli yaşamı tarihten birer miras. Semt, köklü tarihi boyunca İstanbul'un en seçkin ve modern yeri olma konumunu hep korur. İç yerleşiminde dar bir geometriye dayanan eski Beyoğlu, iki kenarında geniş bir perspektife açılır. Biri Boğaziçi'nin girişiyle Üsküdar yamaçlarına bakan doğu yönü, diğeri ise geniş bir panoramaya sahip Tepebaşı. Sev beni, unutma beni. Tarih içerisinde Tepebaşı ve Beyoğlu'nun görünümünde çeşitli dönüşümler meydana gelir. Beyoğlu büyük ölçüde şeylerin, elçiliklerin çevresinde falan büyüdü. O sıralarda Tepebaşı daha şey değildi, işin içinde pek değildi, kenarda kalıyordu. Büyük bir mezarlık vardı Tepebaşı'nda. Hatta bu işte Fransızca o zaman söylenir. Grand Champ, Petit Champ. Küçük olan Petit Champ Taksim'den, şeyden, Gümüşsuyu'ndan aşağısıdır. Yine mezarlık. Grand Champ da bu Tepebaşı'ndan aşağı bütün Kasımpaşa kıyısına kadar. Yine İstanbul'a yaşayan çeşitli şeylerin, dinlerden insanların mezarlıklarının yan yana sıralandığı yerlerdi. Tepebaşı'nın bu mezarlıklarla dolu olan görünümü, zamanla gelişen olaylar sonucu değişime uğrar. ...1870'te bu bölgede büyük bir yangın oluyor. Yani bugünkü Dalimhane'den başlayıp İstiklal Caddesi'nin bütün Kasımpaşa Vadisi'ne bakan bölümü buralara kadar uzanan, İngiliz elçiliğini de tahrip eden büyük bir yangın oluyor. 70'teki büyük yangından sonra Beyoğlu yeniden yapılmaya başlanırken Tepebaşı'na da şey geldi, inşaat başladı. Daha sonra şey, Meşrutiyet mi? Yani o Kabristan Caddesi'yken daha önceki adı Meşrutiyet filan gibi isimler alır. Nedense bir siyasi bir şey gelir, bir hava gelir Tepebaşı'na. İşte en 1871 yangın sonrası Beyoğlu'nun işte genel Arnavo yapılaşması içinde Tepebaşı'nda böylece yeniden yapılaştı. Günler süren yangın sonrası girilen yeniden yapılanma süreci Beyoğlu ve Tepebaşı'nın silüetini büyük ölçüde değiştirir. Beyoğlu her zaman İstanbul'un batıya, imparatorluğun, İstanbul'un batıya açılan kapısı burası. Her gelen önce buraya geliyor. Beyoğlu'nda o dönemde özellikle İstiklal Caddesi'nde, tarla başında, tepe başında daha çok kimi Levant'tan kimi Azınlıklar oturuyordu. Tepebaşı, İstanbul'un batıya dönük yüzünün temsili.
Dış ülkelerde İstanbul'a olan ilginin artmasıyla Tepebaşı adeta oteller caddesi haline gelir. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bu İstanbul'un oteller merkezi Tepebaşı civarına sıralanmış. Burada bir sürü oteller vardı. Tepebaşı caddesinde otellerin sayısı bayağı kabarıktı, oldukça kabarıktı. 19. yüzyılın ortalarından itibaren yerleşim bu bölgede hızlı bir artış gösterir. Tepebaşı'nın bu yeni görünümünde etkisini hissettiren oteller birbirinden farklı konuklara ev sahipliği yaparlar. Tepebaşı'daki otellerde tabii konukların çoğu ya turistlerdi ya ziyaretçilerdi. Ya da Pera'da yerleşmiş olan Levanten ve azınlık aileleri. Cumhuriyet öncesi İstanbul, Cumhuriyet sonrası İstanbul'a göre çok daha dışa açık bir kentti. Gelen giden daha fazlaydı. Onun için büyük ölçüde bu gibi otellerin müşterilerinin de yurt dışından geldiğini söyleyebiliriz. Ama onların bulunduğu, geldiği, kaldığı falan yerlerde bir yerli şeyindi. Gerek gayrimüslim, gerek Müslim. Yani ille şey gayrimüslim olması da gerekmiyor. Onların kaldığı yerde kalmak isteyen, onların yediğinden yemek, içtiğinden içmek isteyen yerli bir burjuva şey de vardı. Yaşam taşıdığı farklılıklarla anlam buluyor. Zamana ve mekana rengini veren, içinde saklı tuttuğu ayrıntılar. Zamanın dışı, Doğu ile Batı'nın buluşma noktası. Geçmişten bugüne Tepebaşı'nda yer alan bu otellerden en önemlisi bugün de yaşayan bir mekan. Büyük Londra Oteli. Sorarlar, İstanbul'da nerede kalıyorsun? Tepebaşı'nda evimiz var. Hangisi? Büyük Londra Oteli. Ben 1990'dan itibaren burada kalmaya başladım. İlk tanışmam çok eski işte, 20 yıl öncesine geliyor. Burası bizim evimiz gibi. Çalışma mekanı, ev, birlikte olunacak yer. Bir yer, bir ara sıra gelip gittiği bir ev olur. Bu da orası bizim için öyle. Buranın tadını aldım. Ondan sonra başka bir yerde kalmıyorum artık. Bugün Kallavi Sokak diyebildiğimiz Büyük Londra Oteli'nin yan cephesindeki sokak, İstiklal Caddesi'ni, Meşruiyet Caddesi'ne baktığın sokakta Galavanilerin büyük bir konağı var. Galavani ailesi Pera'daki ünlü
soylu diyebileceğim ve zengin Levanten ailelerinden, İtalyan asırlı Levanten ailelerinden biriydi. 19. yüzyılın sonunda Beyoğlu'na Beyoğlu adını veren Fransızların bon viveur dedikleri, böyle iyi yaşayan, keyifli, o zaman Levanten bir aileden gelen İtalyan Galivani'nin adına yapılmış, onun için yapılmış bir bina. Levanten Galivani ailesinin konağı olarak inşa edilen bina, daha sonra otele dönüştürülür. Otel 1891 yılında Semprini, İstanbul'daki oturan İtalyan asıllı bir Levanten tarafından inşa ediliyor. İki tane Osmanlı tabası, Rum asıllı sahibi var. Adamı Pulos'la Aperkisli'ye. Bir dönemde Dandria ailesinin elinde olmuştur bu bina. 1930'lardan itibaren otelin mülkiyeti Yunan asıllı Dandria ailesi üzerinedir. O dönem İstanbul'a yerleşen bu Levanten aile uzun yıllar oteli titizlikle yönetir. Zaman içerisinde dağılan Dandria ailesi oteli satarak Yunanistan'a geri döner. 1967'de bugünkü sahipleri alıyorlar. O da işte 40 senedir aynı sahiplerinle. 1967'nin sonuna doğru. Madame Dandria. Yaşlanmıştı kadın, satışa çıkarmıştı. Kısmet oldu, biz aldık. ...1967 yılından bugüne Büyük Londra Oteli'nin yeni sahipleri Adanalı Hüzmeli ailesi. Hüzmeli ailesi geçip giden zamana inat oteli kendine özgü atmosferiyle korumayı başarmış. Aynı zamanda bu durum otel müdavimlerinin her geçen gün artmasının da sebebi. İşte gazetecilik mesleği gereği biraz da gezginciliğimden dünyanın çeşitli yerlerini dolaştım. Görev gereği de. Oteller gittiğiniz yerlerde geçici evlerinizdir. Ama bazı oteller vardı ki gerçekten kendi eviniz gibi. Büyük Londra Oteli İstanbul'da bizim devamlı evimiz. Ben Yalıkavak'ta Gelişköy'de oturuyorum. Evim orada, atölyem orada. Ama kış aylarında burada bir odam var. Oraya gelir, işte uzun kış aylarını burada geçiririm ve orada çalışırım yani. Bu buradaki odam da atölye halinde. Zaten yatakların birini dışarı çıkarıp yerine sehpa ve boyaları yerleştirip ve sonra da artık evimiz oldu otel. Edremit'te yaşıyorum bir köyde. İşte bir dizi olduğu zaman, film olduğu zaman buraya geliyoruz. Mekana alışmak zamanı gerekli kılar. Büyük Londra Oteli konuklarına sunduğu ev atmosferiyle onları hemen bağımlısı yapıyor. ...91 yılında tanıştım Büyük Londra Oteli ile. Seni Seviyorum Rosa filmini çekecektim. Bizim ev karşıda. Sete gelmem çok zor olacağı için bütün film çekimi boyunca burada kaldım. Benim yeni bir yuvam olmuştu yani o günlerde, yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar. Hemen hemen alıştım o odaya, eşyalarına alıştım. İlk gecemi 99'da geçirdim burada. İdil Üner var, hem oyuncu hem yönetmen arkadaş. O kısa metraj çekmişti otelde geçen. Ben de o filmde oyuncu olarak var oldum. İlk defa o zaman burada kaldım ve aşık oldum otele. Burada kendinizi evinizde hissedersiniz ve çok çabuk alışırsınız buraya. Nedeni çok basit, size bir otel duygusu uyandırmıyor. Yaşanılan anların büyüsü, Büyük Londra Oteli'nin sıcaklığıyla birleşiyor. Otelin sunduğu her ayrıntı, algıları bir kez daha farklılaştırıyor. Otel duygusu nasıl bir duygudur? Yani bilirsiniz orada geçici olarak varsınız ve hemen gitmek istersiniz. Yani mesela ben
otel odalarında oturmaktan nefret ederim. Ya lobiye inmeliyim ya da dışarı çıkmalıyım. Ama burada odada çok rahat oturup çalışabilirsiniz. Yazınızı yazabilirsiniz. Yani sizin olur burası. O anlamda. Çalışma mekanınız olur, eviniz olur, düşünmeye daldığınız yer olur. Aşağı inip lobide oturma ihtiyacını duymazsınız buradaki odalarda. Aynı odada kalırız. Haber veririz. Bize hazırlarlar onu. Üçüncü katta kalırdık. O da daha güzel. Halici görüyor. Buranın müdavimleri var. Ben de burayı çok seviyorum. Geldiğim zaman hep buradayım. Detaylar, bütünün içindeki ince düşünülmüş parçalar. Büyük Londra Oteli'nde mevcut olan 54 odanın her biri titizlikle döşenmiş. Otel, sağladığı konforla müşterilerine istedikleri huzuru ve rahatlığı veriyor. Mekan, paylaşılan anları ölümsüz kılıyor. Geçen 19 Aralık'ta 80 yaşına bastım. Bana bir sürpriz hazırlamışlar doğum günü. Her yaşa bir arkadaş çağırmışlar. Burada yapıldı. Efendim o gece Doğan Hızlan, Hürriyet yazarı, dedi ki ben buraya geldim çok mutlu oluyorum dedi. Frigider marka buzdolabı var, hala çalışan şurada. Eskiden ilk buzdolabı geldiğinde Türkiye'ye, ben eczanemizden hatırlıyorum, küçüktüm. Frigi daire derdi herkes. Eczacı Bey şu frigi dairede bir soğuk su ver hele. O frigider kaldı aklımda. Radyolar da eskiden RCA'ydı, RCA veya Marconi. Şimdi hepsi var burada. Gramofon baksana ne güzel. Burası bir müze aynı zamanda. Çünkü ikisi de İbrahim Bey de, Seyit Bey de meraklı. Çok antik eşyalar var. Yani insan buraya gelince bir başka dünyada yaşıyormuş gibi geliyor. Buranın dekorasyonu benim çok hoşuma gidiyor. İnsanın hiç canı sıkılmaz burada. Her obje ayrı bir sanat eseri bence böyle. Saatlerce bakılabilir. Otelde bir müze havası var ve geçmişi yansıtan bir havası var. Doğrusu son zamanlarda bu tür şeylere, bu tür değerlere pek önem verilmez oldu. Bunun korunmuş olması da ayrıca keyif verici bir şey. Otelin içinde geçmiş zamanda yaşıyor gibisiniz çoğu zaman. Burada görüyorsunuz yani bir tarihle berabersiniz bir kere. Bir dönemdir bu. Sahip olduğu köklü geçmişinde bir dönem yemek salonu olarak kullanılan otelin lobi bölümünde bugün otele ruhunu veren eşyalar bulunuyor. Her biri başlı başına birer tarih. Mekanı adeta ikiye bölen aynalı büfe, otelin inşa edildiği dönemin izlerini taşıyor. Tarih kokan eşyalar, zamanın dışına çıkılan yolculuğa eşlik ediyor. Bu zaman yolculuğunda, Büyük Londra Oteli'nin tanıklık ettiği pek çok olay var. Bunların en önemlilerinden biri, tarihler 1955'i gösterdiğinde meydana gelen 6-7 Eylül olaylarında yaşanır. O gece basılan ve talan edilen yerler arasında bir de Londra Oteli vardı. Karşısında bulunduğumuz için o olayları çok yakından izleyebildim. Bütün Rumların malları talan ediliyor. Yani. Beyoğlu'nun o caddesinin üzerinden böyle mallardan geçemiyorsunuz. Üzerine basıyorsunuz. Burası da Dandriye Rum olduğu için yerle bir ediliyor. Yataklar pencereden atılıyor. Vallahi çok çok üzüntü verici bir talan olayı oldu. Kalabalık oteli bastı, odalara girdi. Odalardaki müşteriler perişan oldu, panik geçirdiler. Tam karşımızda bir oda vardı. Odada pijamalı bir adam yatağına uzanmış, uyuyordu. Birden odanın kapısı havaya uçtu, duvara yapıştı.
bir grup insan girdi içeriye. Adam panik içinde bir köşeye sığındı, titre titre. Bagajlarına saldırdılar, pencereden attılar, yatay pencereden attılar, dolabı pencereden attılar. Adam kriz içinde bir köşede bekliyordu ve bu bütün odalarda aynı şey oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinin basıldığı şeklinde çıkan asılsız bir haber üzerine İstanbul'da Ermeni ve Rumlara yönelik saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bütün talan edildi, yerle bir edildi otel. Ne eşya kalmış, ne yataklar pencereden atılmış, camlar, çerçeveler indirilmiş falan. Yani bütün yerle bir edilmiş. Sadece otel değil, yani bütün Beyoğlu diyelim, başta İstiklal Caddesi ve yan sokakları olmak üzere epeyce bir süre sonra toparlanabildi. 19. yüzyıldan itibaren farklı isimlerle adlandırılan Grand Hotel de Londres, Büyük Londra Oteli bugün de ismini muhafaza etmeye devam ediyor. Hep böyle duyarız, ya Türkçe Büyük Londra Oteli ya Fransızcası. Bu da ilginç. Yani Londra Oteli ise bu, hani Great London Hotel falan gibi bir isim daha iyi gider ama sanki İngilizlere değil de şey mi, Fransızca konuşanlara mı hitap etmek ya da o zamanın şeyi, egemen dili, kültürel dili Fransızca onun için mi? 19. yüzyılda Osmanlı'nın resmi başkenti İstanbul ama fiili başkenti Osmanlı'yı çok kontrol eden yer Londra tabii. Yani imparatorluk üzerinde Londra'nın müthiş bir nüfuzu var. Şimdi olsaydı belki Washington Oteli olurdu. Bir dönemde Grand Hotel de Londres, Hotel Bellevue diye anılıyor. Bütün o tarihteki gazetelerde ilanlarında Hotel Bellevue adını Grand Hotel de Londres'den daha çok görebiliyoruz. Daha sonra nedense herhalde Bellevue isminden vazgeçiyorlar. İsmiyle pek çok otel var o sırada, özellikle Boğaz'da ve adada. Tekrar Grand Hotel de Londres kullanıyorlar. Bu 1950'lere kadar o isimle geliyor. Zaten kapısındaki camlarda filan da bu İngilizce, Fransızca ismini yazıyor. Daha sonra da 1950'lerden sonra Büyük Londra Oteli'ne dönüşüyor. İstanbul'daki Doğu ile Batı'nın bu kesişme noktası Strasbourg garından kalkan tren yolcularını ağırlar. Bu tren 19. yüzyılda Avrupalı asilleri Büyük Londra Oteli'ne getiren Orient Express'tir. Biraz önce 1889'da Orient Express Paris'ten kalkıyor, İstanbul'a kadar direkt geliyor. 67,5 saatlik bir yolculuktan sonra. Onları ağırlayacak Batı tipi oteller lazım. İşte onların ilkleridir bu şey. Büyük Londra Oteli falan ama 1890'lara geldiğimizde o daha biraz sonra Pera Palace yapılır. Pera Palace özel olarak Orient Express'e gelen yolcuların kalması için inşa edilmiş bir oteldir. Orientalist bakışla yapılmış bir oteldir. Yani Batı'nın doğuya bize bakışını yansıtan bir oteldir. Mimari de orientalist bir tavrı vardır. Bu orientalisti çok iyi bir anlamda da kullanmıyorum tabii. Yani kendi gözleriyle gördükleri doğudan şey yaparak eklektik mimarisi olan bir oteldir. Londra Oteli enteresan bina. Meşrutiyet Caddesi'ne bakan cephesi tamamen taş. İçerideki volta döşemeleri, yani sanayi devriminin son ürünleri, betonarmeye geçmeden evvel ki 1890'larda İstanbul'da yapılan bazı yapılarda ilkel betonarmeler kullanıyorlar. Ön cephesi taş, yan cephesi daha sade. Galavani, bugünkü Kallavi Sokağı bakan cephesi sıvalı. 5 katlı bir bina. Özellikle bu 3. katında kullanıldığı 2 tane kadın figürü, 2 tane kalyatit dikkat çekici, ilgi çekici. Bu bölgede çok fazla yok. Bazı apartmanlarda var ama böyle yapılarda çok kullanılmamış. İstanbul'un önemli bir kültür mirası. Hem fonksiyon açısından, otel olarak kullanılma fonksiyonu açısından, hem de bir dönemin mimarisini böyle dünyaya geç bir, herkes 1890'larda modern mimarinin başlangıcının çabaları gözükürken böyle klasik örnekte yapılan geç yapılardan bir tanesi ama gerek bu bölge için gerek de İstanbul için önemli bir yapı. Büyük Londra Oteli, tepe başındaki Kallavi Sokak'ta yıllara meydan okuyor. Ön cephesindeki süslemelerin aksine yapının diğer cephelerinin tasarımı sade bir mimari üslupta düşünülmüş.
Yavaş tabii, tam Beyoğlu'nun ortası. İşte manzarası çok güzeldir. Güneş güzel, güneş batar. Martılarımız iyidir. Martılar dolaşır pencere kenarlarında. Ben hala eski aşağıdaki odalarda kalmayı tercih ediyorum. Her şeyiyle benimle bir beraberliğim var. Halice Bakan odalar cadde üzerinde 2000-2003-2004 falan gider böyle. Biz hep odalarda kalırız. Bir defa İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip. Yani neye bakıyor? Haliç'e bakıyor. Yani yabancıların altın boynuz dedikleri yere bakıyor. Ve Haliç çok durgun olduğu için, durgun su da her zaman güzel olduğu için İstanbul'u çok hissediyorsunuz bu otelde. Yani farklı bir yerdir Haliç her zaman. Size İstanbul'u hissettirir. İstanbul'u hissettirmek de tabii ki Doğu ile Batı arasında oryantalist, zaman zaman sert bir şehri hissetmek oluyor. Sanıyorum buraya gelen yabancılar da bu nedenle tercih ediyorlar. Çünkü hem Batı hem Doğu kültürlerinin merkeziymiş gibi bir yer burası. Farklı kültürlerin buluşma noktası olan otel, sunduğu Haliç manzarasıyla akıllara kazınıyor. Vedalar zor. Ama güneşin ayrılığını tepe başından görmenin hazzı bir başka. Büyük Londra Oteli'nin terası en güzel gün batımını sunuyor. Yeni gün peşi sıra yapılacak işleri de beraberinde getiriyor. Otel çalışanları özverilerini hiç eksik etmiyorlar. Büyük Londra Oteli'nde 6 yıldır çalışıyorum. Çok memnunum. Çok güzel, rahat bir yer. Yatak yapıyoruz, makine yapıyoruz, toz alıyoruz, siliyoruz. Cam siliyoruz. Evden daha çok rahatız burada. Yani öyle rahatlık var. Personelle son derece iyi arkadaşız. Biz aile olarak tanışırız. Herkesi tanırım burada. Onlarla ilişkilerimiz son derece iyi. Buranın resepsiyonunda Fatih Bey vardır. Gayet sevimli, insanları böyle ev sahibi gibi karşılayan bir zattır. Son derece uygar, yardımcı, kucaklayıcı bir çalışan vardı. Yani çalışanlar öyleydi. Büyük Londra Oteli, müdavimleri ve personeliyle büyük bir aile. Arkadaş olduk buradaki çalışan insanlarla, personelle. 90'dan bu yana sevgili Fatih orada, Azimet orada, İbrahim burada. Ben de yukarıda bir odam var. Devamlı gelip orada kalıyorum. Başka yerde kalmıyorum. Görevlerin içten ve samimi davranışlarının otel müşterilerine yansımaması kaçınılmaz. ...1994 yılından beri bu otelde çalışıyorum. Bu otelde gerek çalışan insanlar, gerekse kalan müşteriler açısından bir aile ortamı var. Müşteriler
müşteri potansiyelimizin %90'ı Avrupalıdır. Ve bunların da büyük bir bölümü Türkiye'ye kültürel etkinliklere katılmak amacıyla gelen insanlar oluşturuyor. İstanbul'da yaşayıp da sadece nostalji yapmak için zaman zaman otelimize gelip çay kahve içen, barda bir iki kadeh bir şey içen insanlar tabii ki oluyor. Geçmişten beri günümüze devam eden bir müşteri profili var. Yani buranın tarihi bir yer olması, nostaljik bir otel olması ayrı bir hava katıyor. Yoksa zil her yerde çalınıyor ama burada daha farklı bir algılaması var. Zilin daha farklı bir sesi var. Duvarların fısıldadığı sesler geçmişin birer izi. Mekanın ruhu, saklı düşlerin kılavuzu. Müşteri profili ilginçtir. Yani buranın değişik bir müşterisi vardır. Yabancısıyla, Türkiye'yle çok değişik bir müşterisi vardır. Sanatçılar, maceracılar. Yani burada kalanlar öyle. Genelde alternatif tipler. Benim Almanya'dan dostlarım gelir, Amerika'dan. Ya buradan yer ayırtırım onları. Müthiş keyifle ayrılırlar. Ve buraya tekrar onlar gelir artık bize söylemeden. Yabancılar da burasını seviyorlar. Büyük otellerin, lüksün dışında o soğukluk yok. Bir sevgi uyandıran bir otel, bir sıcak bir havası var. Rahat ve o çok önemli. Çünkü çok yolcu yaptığın zaman, biz müzisyen olduğumuz için hep her gün böyle değişik otelde kaldığın zaman, yani bir yeni şehri geldiğin zaman böyle otel hem rahat hem sevimli hem böyle iyi enerji varsa öyle bir yerde tercih ediyoruz. Bazen böyle şık yeni oteller falan çok fazla geliyor bana. Burası bir Beyoğlu oteli aynı zamanda. Niçin yabancıların her zaman geldiği bir otel olduğu da çok açık. Yani Pera Palace mıydı? Evet, o ve bu o Büyük Londra Oteli yabancıların bildikleri otellerdendir İstanbul'da. Zincirlerin dışında. The hotel itself really portrays a lot of Istanbul's older culture and older ways of operating. We are not traveling into the future, but we are always traveling into the past. This is a certain oasis from the past, and maybe we are the ghosts from the past. It's very ornate and very decorative. I feel like a lot of times I'm coming back in time to like the Renaissance area, to, you know, 15th century, 14th century Europe, and it's really interesting. It kind of takes you back and it gives you a glance, I guess, into the past. Hemingway kalmış işte, biliyorsunuz. Hemingway'in bir odası var burada. I came because I was reading about Ernest Hemingway, who is a writer I admire very much. And I know that he lived in this hotel in 1922. And I live very close, and I wanted to see the place. The people that I've met at the bar range from businessmen, artists, art historians, other architects, just people that, you know, I relate to. I guess it's the hotel itself attracts some very creative mindset people. Ressam, sinemacı, yani bunların gelişmiş organları, gözleri diyelim. Bakmak, görmek önemli olan. O öyle gözü gelişmiş insanlar için bu şey Londra Oteli, genel olarak Beyoğlu, işte bütün o temsil ettikleri o gördüğümüz duvarların arkasında artık görmediğimiz tarihleriyle birlikte
gözü iyi çalışan adamın gözünün dikkatini çeken yerler. Meşhur oldu otel çok. Fatih Akın filminden sonra özellikle tanındı. The movie portrayed the hotel in exactly the way that I came to know it whenever I first arrived here. And so really I was already introduced to the actual hotel before I even came and I knew almost exactly what to expect. Eski bir otel. Ne ruhlar, ne dramlar, ne güzel şeyler, ne aşklar yaşanmış otelde. Oradan da beslenebiliyorum, filmime katılabiliyorum. Bir otel gerekiyorsa filmlerimde. Ama onu da Londra'da çekelim, klip çekelim. Sezen Aksu'yu klip çekelim, onu da Londra'da çekelim. Çünkü rahatız burada. Stüdyo gibi bir otel. Ve çok alışıklar film setleri. Bütün film setleri hep burada zaten kalıyor yani. Yurt dışından yani yabancılar gelince film yapma. Genellikle hep burada kalıyor. Yani Hollywood yani burası. Büyük Londra Oteli'nin sinematografik atmosferi bugüne kadar pek çok yönetmeni cezbetti. Büyük Londra Oteli, özellikle Fatih Akın'ın yönetmenliğini yaptığı 2004 yılı yapımı filmi İstanbul Hatırası Köprüyü Geçmek ve Duvara Karşı filmlerinde ön plana çıkıyor. Büyük Londra. Mesela çok iyi. Kurmaca ve gerçek hayat içinde birbirine karışıyor. Yaşananların izi mekana yazılı. Betty, don't. Büyük Londra Oteli, geçmişten getirdiği tarihin izleri ve müdavimleriyle birlikte karşılaşacağı yeni yüzleri beklemeye devam ediyor. Şey değil yani. Sağ ol. Nerede kalıyorsun? Ben de Büyük Londra'da. Hoş otel.